ikinci Günaydın. Günaydın. Ağzını yelim. Boynunu yem. Dur bakayım anneciğim ıslatmış mı burayı? Yok ama dur bir dakika. Ay bir tanem benim. Salyası yine atmış birazcık. Siz abla kardeş yatıyor musunuz? Ha? Siz abla kardeş uyuyacak mısınız? Ha? Altıda kalktın uyu birazcık ya. Ben de. Birazcık uyu ya. Göya tatildeyiz. Ne tatil, ne tatil ama, ne tatil ama. Saat 8:30 biz kahvaltımızı bile yaptık kızımla değil mi annem? O yüzden güne erken başlamak her zaman iyidir. Evet ama biraz uyuyaydık. Güne daha zinde başlardık. Ben uyurum, benim için bir sıkıntı yok. Orası öyle yok. Doğru. Uyu sen. Ay ömür patladı. Ay. Ay. Ay ablası ne de güzel uyutuyormuş. Hadi uzanın biraz keyif yapın anneciğim. Ben de masayı toplayayım. Ablası. Gel Can gel. Gel kalk. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi hadi. Kaldır. Hadi gel. Geliyor. Evet bravo. Bravo. Anneciğim yanından kalkma çok uçta. Tamam mı? Hadi. Ay yapma çocuğu dolma gibi sarma. Köpürüyor ya. Köpürüyor ya. Ayyu. Hadi ben de masayı toplayayım. Ay ay biz kahvaltımızı ettik. Masayı da bir toplayayım. Asya Hanım çok sıkıldı. Onu mutfağa soktum. Değil mi annem? Hı hı. Evet ciddiyetle işini yapıyordu. Ne yapıyordu? En sevdiği kahvaltılık menemen için çaba harcıyor. Biberleri doğruyordu. Şöyle ki aldığım o biberler vardı ya 1 kilo onları dedik bir doğrayalım buzluğa atalım. Kartal uyurken onlar çıksın aradan. Burada diğerleri süzülüyor. Bunlar süzülüp kuruttuklarımız. Asya'ya dedim hadi gel birlikte doğrayalım bir an önce bitsin. Çünkü sonra yine bir dışarılara çıkmak istiyoruz. Biraz dolaşmak istiyoruz. Şu şeyini ay şunları böl ama. Bu arada Asya aldığımız sweatshirt'ü giyindi. Bence daha kurumamıştı. Aldım balkondan onu ama. Kurumamıştı. Değil mi? Nemliydi. Yok oldu. İlla giyineceğim. Aa. Giyindi. Dur bakayım beyaz bir şey var. Bir yere gitti. Budur ya her yere sıçrattım ben keserken. Bastırma öyle çok ki yere dökülmesin. Anneciğim böyle keseceksin. Evet anne kız ne yapıyoruz mutfaktayız. Hayatımda ilk defa mutfağa girdim desem yalan olur. Bence de yalan olur. Birazcık sohbet edelim dedik. Sohbeti açız. Ha, ne konuda sen konuşmak istersin anneciğim? Şimdi aslında bizi izleyen ablaların şeyleri var. Merak ediyorlar. Asya kardeşini çok seviyor ama kıskanmıyor mu? Kıskanıyor mu? Ne düşünüyor yok, bu konuda? Yok kıskanmıyorum. Ya yok kıskanmak da normal bir duygu. Üzülmek gibi, sevinmek gibi. Tabii ki. Birazcık böyle hani anne babanın ilgisi ona kayıyor bebek olduğu için. Yani hissediyorsan öyle oluyor ama. Söyle. Kıskanmak değil de bazen kızabiliyorum içten içe. Kime? Bize mi? Bebeğe mi? Bebeğe. Niye? Biz ona şey yapıyoruz diye mi? Hayır. Yani ona niye kızıyorsun peki? Sussun. He. Sussun diye. Boşu boşuna ağlıyor yani. Ama boşu boşuna değil biliyorsun. Bazen ben de evet şey olabiliyorum. Sıkıntı gelebiliyor yani bazen ama. Hayır yani. Yemeği bırakıyor. Koyuyoruz ya yerine. Bana veriyorsun ve ayağımda çocuk. Ayağımda yazıkça çok yavaş bir şekilde uyanmayacağı bir şekilde bırakıyorum. Ama o hemen 2 dakika sonra. Evet. Yani uyanıyor. Ağlıyor, bu da sinir bozucu değil mi? Evet. İşte ben onu düşün bütün gün yaşıyorum. Ama sen bütün gün de yaşıyorsun. İşte onu ben diyorum yani. O yüzden ona sinirlenecek bir şey yok. Yani o yapısı gereği bebek adı üstünde. Yavaş yavaş. Yavaş anneciğim. Tamam ilk önce öldürüyorum. Öldürme anneciğim. Onlar ölü zaten. Yaşamıyorlar biberler. Dayından hadi. Öğrendim dur.
o başka şeyi yapıyordur onu, dayın onu. Ete falan yapıyordur. İşte ete yapıyordur, evet. Dayımdan öğrendim de biberin üstüne pat 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 eziyor biberi ya. Şimdi hep söylüyorlar bana Asya, işte Asya'ya çocuğu veriyorsunuz işte kendi şey için. Gübeğini yardım. Ha? Gübeğini anneciğim yardım. Ne olur düzgün kes lütfen. Asya'ya işte veriyorsunuz çocuğu şöyle böyle. Asya istiyor. Kendisi istiyor. Biz ona zorla çocuğa bak şöyle yap böyle yap kesinlikle asla demiyoruz. Asla demiyorlar. Tabii ben ki. Diyorum ki mesela annemin markete gitmesi gerek. Ben diyorum ki anne ben kardeşime bakarım sen git gel diyorum. Hı hı. Çok uyanıyor. Yok normalde de markete gitmek değil de hani. Hani biz, normal şekilde de yani. Tabii normal hani biz de. Evdeyken de hani sen kucağına alıyorsun sen hı hı. ayağında sallıyorsun ya. Ben niye gidiyorum annemin işi falan olunca alıyorum ben kucağımı gezdiriyorum. Asya bunları şey yapıyor yani ben. Gerçekten zevkle yapıyor. Zevkle yaptığına inanmasam şey yapmam. Şöyle ki ona mesela diyorum ki Asya diyorum ayağında sallaman için ne diyorum annem sana? Allah ayağında sallar mısın biraz istiyor musun diyor. İstiyor musun yapmayı diye soruyorum ve öyle veriyorum kesinlikle. Onu zorlayıp da bunu yap şunu yap kardeşine bak bilmem ne asla ve asla demiyorum. Belki hani dışarıdan. Desen yapmam yani öyle desen. Zaten tabii ki. Zaten bu yaşta bir çocuğa bunu zorla yaptırırsanız bebeğe de zarar verebilir. Her şeyi de yapabilir ve bunun sorumlusu tamamıyla anne babadır. Çocuk değildir yani kesinlikle. O yüzden de demek istediğim yani Asya isteyerek bakıyor kardeşine. İsteyerek severek bakıyor. Eminim ki ben de içinde şeyi olabilir kıskançlık. Yani kıskançlık adı tabii ki olabilir bazen, ama bazen mutlaka düşünür işte bir tek ben oldu. Vardım değil mi annem? Şöyle oluyor annem ben annemin yanında oturuyorum mesela ama o işte şey yapıyor çocukla falan konuşuyor bazen yani beni hiç görmüyor gibilerime geliyor. Hı-hı. Görmüyorlar cidden yani sürekli çocukla ilgileniyorlar. İşte o görmemek zaman... değil tabii ki. Yani sana agugugugu yap yapmayacağımıza göre bebek gibi. Hayır konuşmuyorsunuz yani bazen. Hayır konuşmama derken tabii olabilir doğrudur. Olabilir sohbet ama. Etmiyorsunuz. Tabii ki ama sen bir şey söylediğin zaman da seni dinliyoruzdur diye düşünüyorum. Ha? Dinlemiyor muyuz? Dinliyorsunuz. Ha? Dinlemediğimiz zamanlar oluyor mu? Oluyor. Oluyor mu? Doğru. O zamanlar da işte. Bir de senin şöyle bir oyun var. Ben lavadan tam başlayacağım. Sonrasında o giriyor şey yapıyor. Susuyor. Gene başlayacağım. Gene başlıyor. Çünkü benim lavum daha bitmemiş oluyor. Ama Asya'ya... duruyorsun ya. Duruyorsun ya. Tamam, o zaman lavum ama bitiyor konu bitmemiş işte. Oluyor. Ben bir şey anlatırken Asya lafa giriyor. Asya diyorum ben şu anda konuşuyorum. Bitsin öyle diyorum. Konular bitiyor mu? Ya Allah Allah elbet bitirir ki yani. Ve Asya buna ne sinir oluyor. Gün? Asya buna sinir oluyor ve ben ona diyorum ki yani her zaman söylüyorum bu okul hayatında da böyle lafını birisinin lafını bitirmesini beklemek zorundasın. Yani bu her yerde bu böyledir. Toplumda da okulda da öyle değil mi? Öğretmen ama, kızmaz mı lafına girsen? Tabii ki de kızar da ama annem durduktan sonra tamam ben saygısız olmasın durduktan sonra bak annem konuşuyor işte ama bebeğim şeydi, işte sen öyle zannediyorsun işte şu diyorum ya hemen sen başlıyorsun ama işte sen öyle zannediyorsun demek ki daha konu bitmemiş söyle durma o zaman ne yapayım nefes almadan mı konuşayım 20 saniye dur başka neye sinir oluyorsun başka benim saça bak Allah'ım yarabbim bana çok iş yaptırmana kızıyorum bazen. Evet, ben Asya'ya çok iş yaptırıyormuşum. Evet, anneciğim anlat ne iş yaptırıyorum gerçekten anlat hadi bakayım. Veya kirli bak, çamaşırları bana attırıyor. Kirli çamaşır, ha hani hamileyken hani kirli çamaşır. Hamileyken. Bak, hani bak mesela dünden beri çamaşır yıkıyorum bir kere attın mı makineye? Çünkü onları tek atıyorsun şu an. Ne? Şu an onları tek atıyorsun. Ne atıyorum? Bir tane bir tane atıyorsun. Ya bak kıvırdı hemen kıvırdı ya. Evet geç onu. Başka yap. Sabahtan beri kaptın yaptığın bir iş söyle.
Masayı bile kurdurmadım. Bak normalde onu hafta sonları masayı kurdururum. Ama hafta sonu değil, hafta içi. Hafta içi olduğu için değil. Tatildesin hadi diyorum. Bir şeyler seyrediyor. Keyfini bozmayayım. Ödevlerin de birçoğunu yaptı. Keyfini bozmayayım diyorum. Evet, masayı kurmayı da söyleyeceği için bunu söyledim. Evet, başka iş söyle, sana yaptırdım. Dediğin gibi masayı kurduruyorsun. Evet, başka? Bazen yemek yaptırıyor. Evet, uydurmaya geçmeden önce evet. Yatakları toplatıyor. Hem kendi yataklarını hem de benim kendi yatağımı toplatıyor. Kapatma diyelim biz ona, toplama demeyelim. Evet, evet, ayda yılda bir oluyor, doğru söylüyorsun. Evet. Asya yapma. Yapma öyle anneciğim. Karnıyarık gibi yapacağım. Asya lütfen yapma. Kesmiyorum ya. Yapmayayım ki. Evet, gerçekten. Hadi yaptırdığım işleri söyle sana. Yanına çağırıyorsun, yardım istiyorsun. Aa, ne kadar terbiyesiz bir hareket. Ya beni üst kata çıkartıyor. Ne için? Ne bileyim, un aldırmak için şuradan. Ha, o da hamileyken ve doğumdan sonra bir süre yaptın bunu, evet doğru. Çünkü, hayır, hala da yapıyorsun. Hayır, hala ne zaman yapıyorsun? Şu an son günlerde. Bir düşün hadi. Son günlerde unu istemiyorsun çünkü börek falan yapmıyorsun. Hadi bir düşün anneciğim. Pilav falan da yapmıyorsun. Geçen gün anne keki yaptım mesela, sen mi aldın onu? Daha çok yeni çünkü örnek. Çünkü o zaman yoktum ben. Dolayısıyla sen almıyorsun yani, vardım veya olsaydın yoktum. Bana aldırmadın. Hayır. Aldım. Senin haberin yok, kaç zamandır sen çıkmıyorsun yani. Uydurma, hemen uyduruyorsun vallahi billahi ha. Yaptırıyordun o zaman diye. Yaptırıyordum. Çünkü hamileydim ve hamilelik sonrasında da ameliyatlıydım. O yüzden yaptırıyordum. O kadar. Ama hamilelik sonrası nasıl ameliyatta olabilirsin? İnanamıyorum ya. Niye saçmalıyorsun anneciğim sen? Hı? Şimdi bulamadın yaptırdığım işleri. O yüzden kıvırıyorsun değil mi? Üstünü giy diyorsun. Değil mi? Bazen hatta ne yapıyorum biliyor musunuz? Odanı topla diyorum. Değil mi Asya? Ne kadar... Evet. Bazen odanı topluyor. Gerçekten, gerçekten. Sen bu şeye nasıl dayanıyorsun anneciğim, bu yaşama? Ha? Çok zor olmalı senin için. Anne işte. Ne yapacaksın? Hiç ne yapacaksın? Odanı topla falan diyorum. Bazen diyorum ki kirlilerini diyorum, kirliye at diyorum, ortalığa koyma diyorum. Evet, evet. Bazen masada bıraktığı defterini, kalem kutusunu, resim eşyalarını toplamasını söylüyorum. Yapıyorum ben bunları, doğru. Çok doğru. Peki benim sevdiğin huyunu söyle bari. Bu kadar beni gömdün. Dağıt. Error verdi. Yok mu? Var. Var. Şey. Hı, söyle bakalım. Ben sinir olduğum huyuna bir şey daha ekleyeceğim. İçinde kaldı. Ekle ekle. Ay, ekle. Şey. Hı. Unuttum ne söyleyeceğim, dur. Tam aklına gelince söyle hadi. Ha, sevdiğim oyun şey. Ney? Bana kızıyorsun ya. Hı hı. 5 dakika sonra hemen barışıyoruz. Çünkü küsmemiş oluyoruz. Küsme diye bir şey olmaz. Hayır, kızıyorsun. Kızmak ayrı. 2 dakika sonra yanına geliyorum, hemen yumuşuyorsun. Evet. Annelik öyle anneciğim. Annelik? Yani kızıyorum diye senden konuşmayacağım mı? Küslük olmaz. Anne ile çocuk arasında, çocuk da anneye küsemez, anne de çocuğa küsmez. Bu kadar basit. Başka? İyi huyun. Bu kadar mı lan? Yemek yapıyorsun. Aç kalmıyoruz. Ay, tek derdin yemek değil mi? Başka bir şey yok zaten. Demek senin için başka bir iyi huyum yok. Kötü huyun. Şey. Ha, kötü huyu çatır çatır geliyor. Ben mesela bir şey beğeniyorum ya. Hı-hı. Onu almamak için param yok diyor. Sonra gidiyor kendi sevdiğim bir tezgaha gidiyor. Ne bileyim, bir porselenci tabak mesela. Tabakçı. Ay, sonra oraya gidiyor. Cüzdanında 50 lira görüyorum. Ben de diyorum ki hani paran yoktu senin? Yok kızım, işte param yok diyor. Bak 50 liram var sadece diyor. Evet, o 50 lirayı Asya beğendiği şeye vermemi istiyor. Bütününü vermemi istiyor. Benim beğendiğim şey 50 lira değil, 15 lira en fazla. Her neyse. Para
param yok demesi. Param yok lafı öyle değil anneciğim. Bunu sana çok açıkladım. O paramı mesela o gün harcayacağım. Yani sana param yok demek istiyorsun. Hayır, hayır. Mesela aa bak ne kadar güzel örnek. Nerede? Üstünde. Değil mi? Evet. Bunu beğendi. Şeyde, pazarda. Normalde çok mu ihtiyacı var sweatshirt'e? Hayır, yok. Ama bunu çok beğendik gerçekten. O da çok istedi. 30 kaç paraydı? 30 mu? 35 miydi? 30, neydi? 35 galiba. Yine yani dedim boşum. Tatilde notları da çok güzel. Onun da dedim hani pazara böyle birazcık da dolaşmaya çıktık. Onun da dedim istediği olsun. Aldım. Çünkü benim başka çok alacak bir şeyim yoktu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben pazarları ne zaman seviyorum biliyor musun? Ne zaman? Sana bir bana şey alındığı zaman. Bana bir şey alındığı seviyorum. Yani biliyorum normalde çünkü seviyorum. Çünkü pazar yok. Pazar diyorum ya. Çünkü Asya. Pazar... Kardeşine bir baksana sana zahmet. Bir ses duydum anneciğim. Öksürük gibi bir ses duydum ama. Uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor. Ay yılan. Dimdik duruyor. Demek öyle. Benim bir sevdiğim uyu sevmediğim uyu. Sen bana bir sevdiğin uyu söyleyemedin ki. Annesinin hep sevmediği huylarını saydı vallahi. Bir sevdiği bir şey söyleyemedi. Seveceksin. İyi insansın. Allah razı olsun. Sizi işe aldım. İyi insansın. Beni seviyorsun. Bu ne kızım? Hadi bir saattir ne yapıyorsun? Aa! ben senden daha fazla yaptığımı düşünüyordum. Beni. Öyle düşünüyordun onunki. Hayır, torbada da var daha. Onların hepsini ben yaptım torbada. Torbadaki ilan bile olmuyor benim. Hadi. O meçhul olarak mı büyük kesin? Yani şöyle düşün mesela. Hani başka anneleri düşün. Öyle farkı bence anlarsın. Diğer anneler bazen çok İlla kızıp... İlla kendime bir şey bulduracağım ha. Çok kızıp dövebiliyorlar. Annem hiç dövmüyor. Dövmüyor. Zaten hiç kimsenin dövmemesi lazım. Dövmüyor. O bir örnek işte, bile değil. O yüzden dövmüyor zaten. Hadi hızlı. İyi niyetlisin. Beni seviyorsun dediğim gibi. Çocuğumsun abi mecbur seveceğim. Ne yapacağım? Mecbur. Sen benim sevdiğim sevmediğim mi? Peki. Hazır mısın? Evet, sevmediğimi söyle. Çat 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 geliyor. Sevmediğini. Sevmediğim huyun biliyorsun en şey. Hiç yok. Mesela diyorum ki Asya diyorum bak bunu böyle yapmışsın diyorum. Mesela herhangi bir şey. O öyleydi de bu böyleydi de bu yüzden yaptım da şu yüzden yaptım da hayır diyorum bak bunu böyle yapacaksın. Hayır onu böyle yapacağım da böyle yapmayacağım da bilmem ne de yaptığı yanlışın üzerine onu bana doğru olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Değil mi? Doğru mu? Doğru cümleyi kurdun mu? Hı-hı. Yaptığı yanlışın doğruluğunu bana ispatlamaya çalışıyor. Hayır diyorum öyle olmayacak böyle olacak herhangi bir şeyin. Evet başka? Başka... Sevmediğin. Başka ben söylemeden toplaman gereken eşyalarını, odanı toplamıyorsun. Ben söylediğim zaman da çok zor topluyorsun. Evet başka. Senin kaç tane? Tövbe. Ondan sonra. Valla çok özür dilerim. Ondan sonra niye keşke, özür diledin ki? Keşke her şeyi söylemeseydin. Ha az oldu değil mi benimki? Sen bana çatır çatır şey yaptın. Ama ne yapayım sordun. Ondan sonracığıma. Gıcık olduğum huylarını söyledim yani. Evet. Aslında var da şimdi aklıma gelmiyor. Ben anneyim ya sonuçta. Ben de çocuğum. Benim daha var mıdır? İnsan çocuğunu her haliyle çünkü seviyor o yüzden. Yani. Aklıma gelmiyor şimdi. Sevdiğim. Sevdiğim huyların çok. Ne? Çok iyi yürekli bir çocuksun. Kardeşini çok seviyorsun. Çok sevgi dolusun. Herkese karşı çok şeysin. Ne derler? Boyum uzadı. Evet. Aslında böyle. Ne derler ona ya? Merhametli. Evet.
Çok merhametli bir insansın. İnsan olarak öylesin yani. Büyüyünce de inşallah öyle olacaksın. Alışkanım. Evet, derslerin çok iyi. Ya İngilizce'den 90 aldım yani. Bu çalışkanlık derken bir de şöyle bir nebze de ben sana da hani hep söylüyorum. Tabii ki yapamaya da bilirsin ama bir nevi bu okul şeyi, bu senin görevin. Biz nasıl ki senden sana kendi şeyimizde bütün imkanları sağlıyoruz. Seni iyi bir şekilde okutmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte senin de görevin, nasıl ki bizim görevimiz senin. Sen bizim çocuğumuzsun. Şuna yumuşatıcı koysana. Sen bizim çocuğumuzsun. Senin okul ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaçlarını karşılamak. Senin de tek görevin bu okulunda başarılı olmak. Başka hiçbir görevin yok. Dolayısıyla... Tabii sevmediğim şey... sende... Şey... Bak yine araya girdin. Evet, hadi kestim ben. Gördün mü ne oldu? Daha benim lafım bitmemişti. Tamam, devam et. Yok, etmeyeceğim. Tamam, söyle. Aklına gelmişken söyle, unutuyorsun sonra. Evet, işte o yüzden benden girdim. Peki. Hani... Benim mesela şey... Okulda... Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Yumuşatıcı koyuyoruz. Yumuşatıcıyı nereye koyuyoruz anne? Deterjan yerine döktü ya. Ne var, ne olur ki? Nasıl ne olur ki? Yumuşatıcıyı biz nereye koyuyoruz? Buraya. Evet, söyle. Mesela ben okul... Aaa. Cebime düştü. Evet. Mesela ben akıl ihtiyacımı alacağım veya arkadaşımda gördüğüm çok beğendiğim bir şey var. Evet. Ben de onu anneme söylüyorum ve gördüm bir yerde mesela. Hı hı. İstiyorsun. İstiyorum. Anne, mesela bir tane kalem istiyorsun değil mi? Ha ama güzel kalem, evet. Ve ucuz kalem mesela. Önemli. Parası güzel, önemli değil. Mesela. İsterse 1 lira olsun. O senin 5 tane kalemin vardır. Zaten hepsini kullanmaya dönem yetmez. Ama istiyorsundur. Ben de o yüzden almıyorumdur. Bu kadar. Yapma. Yapma, doğru düzgün kes. Artist gibi kesiyormuş gibi duruyor. Evet ama kesmiyorsun ya. İşte. Boş artistlik yapıyorsun şu anda. Sırf ses yapıyor. Evet. Ben ne diyordum? Bak benim lafımı da şey yaptı. Okulda başarılı olma senin görevin falan diyordum. Evet, doğru. Tabii ki. Bunun için bu ya, başarılı olmazsan seni sevmeyeceğim mi? Tabii ki böyle değil ama bu zaten senin olman gereken, olması gereken şey yani, zaten bu. Ne oldu? Canım istedi. Bir şey düşünüyorsundur. Yok. He? Sevmediğin bir şeyler düşünüyorsundur. Yeter kız, seni daha düşünmeli miyim? Daha gömdün, daha ne şey yapacaksın? Yeter bence de. Ay. O kadar. He. Ne kadar? Aa, bu sefer evet. Uyandı. Bak bakalım, uyumazsa geleyim annem. Benden önce koşuyor gördüğünüz gibi, hani ona zorla bunu yaptırmıyoruz. Dediğim gibi zaten bu yaşta bir çocuğa bunu zorla yaptırıyor olsan güvenip de bırakamazsın onu, çocuğu ona. Asla güvenip ne kucağına verirsin, ne yalnız bırakırsın, ne ayağına koyarsın. Aa, ne kalktınız hemen anneciğim? Uyurdu belki. Uyuyacak göz var mı? Günaydın Poçikcan. Yok yok, uyuyacak göz var onda. Hadi oğlum, hadi uyuyorsun da. Ya böyle uyur, evet. En büyük hobisi ayakta uyumak. Asya'm yorma kendini boş yere. Çok güzel yapıyor bu. Ay ay, evet. Bu benim kardeşim. Evet. Benim canlarım. Benim ponçik canlarım. Size bakar mısınız ya? Size bakar mısınız ya? Tipsiz ol. Zaten tipsiz. Bana eskiden annemden çirkin ol dediğinde böyle yaparmıştım. Ay. Küçükken yapardın, evet. 2 yaşında falandı. Bakar mısın? O küçülüyor ve kolumda oturuyor. Hadi annem, geçin içeriye, geliyorum. Dikkatli yürü. Hocam.
ay altına yapmış güzellik. Nereden biliyorsun? Kokladım. İyi güzel. Dolu gibi geldi, kokladım. İyi yaptın. Kokladım. Kadı. Evet, daha biberlerin yarısı duruyor. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi. Çok benziyoruz. Hadi annem geçin. Hadi benzer ol, bana benze. Benzer ol. Ben onun gibi olacağım. Şunları da şöyle kuruma bölümünü alayım. Kuruma bölümü. Oy. Tamam. Bunlar da burada kalsın. Biz onu bir bakalım. Uyumayacaksa da güzel bir yatırayım. Öyle gelip güzel çay bu yapayım. Ya, çok güzel bu ya. Bunlara devam edelim. Hadi gel gidelim. Hadi git. Hadi gel gidelim. Evet, taramalı tüfek geliyor. Bana bak, tipi tip. Tipi tipim benim. Yok, uyanmamış. Uyansa kesin gülerdi şimdi. Aynen. Hadi geç anneciğim içeriye. Hadi uyuyacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz sonra. Evet, biberi bitirdik. Şöyle orta boy bir buzdolabı poşeti kadar doldu. Yani bu kadar çıktı. Eğer ki yine böyle denk gelirsem güzel küçük ince biberi yine alırım bir ara. Bir kere daha yaparım. Zaten yeter. Ama onu belki bir tık daha büyük yaparım. Bunu aslında menemenlik yaptım. Onu belki böyle bir tık daha büyük yaparım. Hani böyle daha çok yemeklerde ya da kızartma yapmak için sivri biber ağza gelsin diye. Hani daha büyük yapabilirim. Ama bu da kızarır. Çok da önemli değil yani. Ama biz menemen çok seviyoruz. Çünkü her pazar, her hafta sonu ya cumartesi yapılır illaki yapıyoruz. O yüzden böyle biz çok kullanıyoruz. Haydi görüşürüz. Evet, hava güzel. Biz yine attık kendimizi dışarıya. Ve öyle bir cesaret ki bu çocuk uyumuyor. Değil mi? Asla kokmuyoruz. Bakalım. Dur, araba şuraya döner mi? Dön. Bir dolaşalım dedik. Hava çok güzel gerçekten. Pırıl pırıl. En sıcak son bilmem kaç yılın hep öyle vaatler vardır ya. En sıcak pastırma. Kasım ayı. Pastırma ne? Kasım soğuk olur ya. Pastırma yazı diye bir şey var. Evet işte onu diyorum. O olabilir. Araba geliyor. Gel böyle annem. Ben bir kuzuyum. Hadi bakalım. Şimdi çarşıya çıkacağız. Evet, bir çarşıyı dolaşalım bakalım. Bakalım neler var neler yok. Aylar aylar oldu kim bilir, evet, değil mi? Evet, kaç ay oldu bence. Ya kafadan en az 3 ay olmuştur hani. Evet. Doğum düşün. En az 3 ay olmuştur. Evet. Ya çıktık çarşıya da dolaşmadık şeylerini, evet. Çok her yerini. Anca markete gidip geldik yani. Aslında o da çarşıya çıkmak değil, sürekli bir meşoko falan gittik. Yok, oraya da gittik de hani şeylere, milyonculara falan girmedik. Yok. Bakalım. Çocuk var, ağlayacak süremi. Şok marketteyiz. Bu ne? Araba sileceğiymiş. Ha bak, piknik seti. Ne güzel. Anneannem görse bunu direkt alır. Ne o? Ah yazık, kırılmış. Hayır, kırılmış. Kırılmış işte anneciğim. Eli boş gibi.
koydun buraya? Bırakın beni, ben gideceğim mi diyorsun sen? Tipi tipi misin sen benim? Niye uyandın ki? Niye uyandın? Niye? Niye uyandın? Ne gerek vardı? Benim prensim. Uysana rahat rahat açık havada. Seni balkona koyacağım. Seni balkona koyacağım, açık havada uysan. Ha? Koyayım mı seni balkona? Ha? Güzel mi? Sen ağaçları çok seviyorsun. Sen renkli şeyleri çok mu seviyorsun? Efendim? Aa, öyle mi? Ay çok komik gerçekten. Hangi bir şey bakarsın? Canımın içi. Kuzusun. Ablan ne güzel sürüyor seni, uyusana. Güzel sarsıyor da, tıngır mıngır. Canım. Sen ağaçları mı seyrediyorsun? Sen ağaçlara mı bakıyorsun? Kuşlara bakıyorum. Prensim. Ablasın. Dün kızarsın. Uyanmış. Biz eve geldik. Kartal dışarıda uyumadı. Sonra eve geldik. Tabii böyle artık huzursuzlanmaya başladı. Sütünü emdi, uyudu. Sonra onu ablasının ayağına koydum. Ablası dedi ben sallayayım dedi, uyanmasın. Çünkü koyunca kesin uyanacaktı. Senin de uykun var. Ondan sonra tabii sabah 8.30'da kahvaltı edince göster ellerini. Çok acıkmıştık zaten, saat 4 falandı değil mi geldik? 3 müydü 4 müydü? Ondan sonra bir şeyler yedik, göstersene. 2 tane elim var. Hadi yapma anneciğim, öyle şey tablet düşecek, ellerini göster. Görünmüyor ek. Oje sürmek istedi tatil diye, şöyle şu ojeden sürdük ona. Ondan sonra şimdi ben ne yapacağım işte, bir onlara böyle atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Atıştırmalık varken dünden aslında makarna var, ona bir et sote gibi böyle bir tabaklık bir şey yapacağım. Biz çünkü şimdi yedik ya, akşam o saatte de çok acıkmış olmayız, yine de atıştırırız mutlaka ama böyle çok bir ana yemek yiyecek, böyle çok böyle şey yapmayız, çok acıkmış olmayız demek istediğim. Ondan sonra yoruldum, dinleniyorum bayağı bir. Dün, hele dün gerçekten çok yorulmuştum böyle. Asya evde diye yapmadığım birçok şey yapıyorum. Aslında yapmak istediğim iki tane daha şey var. Bir tanesi kışlıkları çıkartmak, bir tanesi de ayakkabı dolabındaki kışlıkları çıkartmak. Bakalım bu hafta eğer kısmet olursa yapacağım. Yapmak istiyorum. Onları da yap. Onları ha? Çok beğenmiştiniz. Niye? Kışık yağlı, kışık duvara yapışık arkadaşlar. Ondan sonra da ya onlar mesela işte sabah zaten günü biz çok uzun yaşıyoruz. Sabah 6'da 7'de kalktığımız için sabah saatlerinde eğer onları yapabilirsem sonrasında da Asya'yı bir yerlere götürmek istiyorum. Bakalım, belki işte kuzenleriyle falan buluşup bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım ama işte duruma göre şey yapacağız. Bir sinemaya falan gitmek istiyordu. Belki onu ayarlarız. Bakacağız bakalım. Tatilinde en azından. Daha gerçi şey yapıyorum. Daha bugün evdesin. Değil mi? Tabii hafta sonu yoktuk. Teyzemdeydik, annemdeydik. Dün evdeydik, pazara çıktık. Bugün evdeydik. Yine çarşıya çıktık, dolaştık. Yani evde değiliz. Evet, aslında evde. Asya da zaten seviyor böyle çarşıda falan, değil mi anneciğim? Çok seviyorum. Kendisi istiyor ben yani çarşıda diye falan dolaşmayı. Evet, ben diyorum dışarı çıkalım gezelim işte. Hatta annem bazen şey işte, çocuk uyuyor. Anne çocuk uyuyacak işte, dışarı çıkalım azıcık gezelim diyorum. Sen ama mikrofona konuş. Çıkalım diyorum. Çıkıyoruz. Uykuda şey yaptı. Öyle yani. Bakalım bu hafta nasıl olacak. Hadi sonra görüşürüz.